Değerli Laf Açma takipçileri, bugün sizlerle birlikte organik elma sirkesi yapacağız. Gayet kolay, pratik ve sağlıklı. Bu sirke için gerekli malzemelerimiz 1 adet cam kavanoz, 3-4 adet elma, 1 litre içme suyu, 1 tatlı kaşığı miktarınca tuz, yine 1 tatlı kaşığı şeker, 6-7 adet nohut ve 1 çay bardağı elma sirkesi. Burada elma sirkesi ve nohutu sirkeyi yaparken mayalamak ve aşılamak için kullanacağız. Organik elma sirkesinin yapılışı oldukça kolay. Cam kavanoza 1 litre içme suyunu döküyoruz. İçine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 6-7 adet nohut ve 1 çay bardağı elma sirkesi ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Hemen ardından temiz yıkanmış elmalarımızı 4'e bölüp kavanozumuza atıyoruz. Bu arada yarım kalan elmalarımız veya soyduğumuz elma kabuklarını da bu sirke yapımında kullanabiliriz. İşlem bu kadar. Kavanozun ağzını hava almaya engel olmayacak bir beze kapatmamız gerekiyor. Işık almayan karanlık bir ortamda ferment olması için dinlendireceğiz. Elma sirkesi kavanozunu 2-3 günde bir karıştırmamız gerekiyor. Fermentasyonu hızlandırmak açısından. Yaklaşık 15-20 gün sonra sirke oluşmaya başlayacak. Arada bir tadına bakabilirsiniz. Arzu edilen lezzet, arzu edilen kıvam yaklaşık 5-6 hafta içerisinde oluşmaya başlayacak. İşlem bu kadar. Sirke yapımı, başta da söylemiştim, gayet kolay, pratik. Şurada unutmamamız gereken birkaç nokta var. İş bitince mutlaka bezle kapatmalıyız kavanozu. Asla metal veya plastik kapak kullanmayalım. Çünkü sirke oluşumu esnasında fermentasyon başlayacak. Fermentasyon aerobik bir ortam yaratıyor. Yani gaz çıkaran bir ortam oluyor. Eğer siz plastik veya metal bir kapak kullanırsanız oluşan bu gaz hava ile temas edemeyecek. Yani hava temasını kesmiş olacağız. Bu da istenmeyen sonuçlar doğuracak. Anaerob bir ortam oluşacak ve sirkede istemediğimiz lezzetler, istemediğimiz tatlar oluşacak. Doğru koşullarda fermente olabilmesi için öncelikle temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Gayet temiz bir ortamda çalışmalıyız. Doğru koşullarda ferment olan elma sirkesi gayet sağlıklı ve lezzetli olur. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Sirke bekledikçe ferment olan bir gıdadır. Göreceksiniz 2-3 ay sonra lezzeti, kıvamı daha da artacak. Belki biraz daha konsantre olacaktır. Bu noktada arzu ederseniz aşılama yöntemiyle sirkenizi çoğaltabilirsiniz. İçine elma ve elma kabuğu atarak biraz daha üretebilirsiniz. Yine tercihe bağlı olarak tüketirken ters süreçten geçmekte fayda var. Çok da önemli değil. Sirkenin kimyasal içeriği asetik asittir. Biz yaptığımız ev yapımı sirkede doğal koşullarda asetik asit oluşturuyoruz. Yani sirkenin özünde olan kimyasalı biz doğal şartlarda oluşturuyoruz. Sirkenin oluşması ve istenen lezzete kavuşması için elmaların mutlaka doğal olması gerekiyor. Bunu tekrar söylüyorum. Sirke yaparken ayrıca temiz çalışmamız da gerekiyor. Eğer yaptığımız sirkenin üstünde küf oluşmuşsa bilin ki biz yeteri kadar temiz çalışmamışızdır. Eğer bu küf oluştuysa geosmin de oluşmuştur dolayısıyla. Bu geosmin sularda istenmeyen kokuya sebep olan bir organik maddedir. Hiçbir böcek o gıdaya yaklaşmaz geosmin kokusuna. Dolayısıyla siz de yaklaşmasında yaptığınız sirkeyi tüketemezsiniz. Kullandığınız elmalarda fungizit ve herbisit varsa maalesef sirke başarısız olacak. Sirkeniz olmayacaktır. Fungizit ve herbisit dediğimiz mantar ilaçları ve istenmeyen böcekleri, zararları öldüren zirai ilaçlardır. Diyeceksiniz ki doğal elmayı nereden bulacağız? Zor. Yaşadığımız ortamda doğal elmayı bulmak zor ama ararsak da buluruz diye düşünüyorum. Doğal olduğunu anlamak tabii kolay değil.
Ne yapabiliriz? Yediğimiz elmanın şişkinlik yapmaması, tadının lezzetli, doğal bir lezzeti olması belki bize doğal olduğu konusunda fikir verebilir. Aslında imkan varsa köylerden getirtmek, köylerdeki bahçelerden, ağaçlardan toplamak en güzelidir. Organik elma sirkesi gördüğünüz gibi yapması çok çok kolay ama sağlığı mucizevi. İbrahim Saraçoğlu sirke için müthiş bir ilaç diyor. Müthiş bir ilaç olduğunu söylüyor. İlaç niyetine kullanabilirsiniz diyor. Hani aklımıza gelen ilk faydalarını sıralayacak olursak soğuk algınlığında faydası var. Kadın hastalıklarında, özellikle menopoz döneminde ve diyabet rahatsızlığında bozulan kolesterolü dengelediği söyleniyor. Hatta bu konuyla ilgili Süleyman Demirel Üniversitesi'nde de yapılmış bir takım çalışmalar var. Bir kahve kaşığı elma sirkesini bir bardak suya karıştırıp gargara yaparsanız boğaz ağrısına iyi geldiği tespit edilmiş. Yine sirke kullanımına bağlı olarak kan şekerini düşürücü etkisi olduğu gözlemlenmiş. Mucize bir gıdadan bahsediyoruz. Baş ağrısı, mide şikayetlerinde, özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde organik sirkenin gerçekten çok fazla rolü var. Elma sirkesi mantar ve bakteri gelişmesini de engelliyor. Saç kaşıntısında etkin. Saç diplerinde mantar varsa sürebilirsiniz, kür yapabilirsiniz. Saraçoğlu Hoca kulak içi mantarında da mucizevi bir etkisi olduğunu söylüyor elma sirkesinin. Doğal elma sirkesini kulak içi mantarlarında da kullanabilirsiniz. Bu faydaları ne yazık ki sadece doğal elma sirkesinde bulabiliyorsunuz. Endüstriyel fabrikasyon elma sirkesinde bu saydığımız sağlıklı, yararlı etkileri görmeniz mümkün değil. Elma sirkesi yüksek oranda asetik asit içerdiğini söylemiştim. Tüketiminde suyla veya meyve suyuyla tüketilmesi öneriliyor. Aşırı kullanımdan da kaçınmak gerekiyor. Her şeyin aşırısı biliyorsunuz zararlı. Eğer gereğinden fazla elma sirkesi tüketiyorsanız midenizde ve 12 parmak bağırsağınızda sorun olabilir. Ayrıca elma sirkesi krom mineralleri de ihtiva ediyor. Bu konu önemli. İnsülini tetikleyebilir. Şeker hastası olan hastalarımız doktoruna danışmadan elma sirkesini çok fazla tüketmesinler. Sonuç olarak bugün sizlerle birlikte ev tipi organik elma sirkesi yaptık. Elma sirkesinin bilinmeyen faydalarını aktarma fırsatımız oldu. Umarım yaptığınız bu elma sirkesini sevdiklerinize, dostlarınıza afiyetle tüketirsiniz. Hoşça kalın.